Tarık'ta Sayısal Tasarım 15. Ulusal Sempozyumu'nun ikinci gününe öncelikle hoş geldiniz. Bugün Sayın Profesör Doktor Deniz Yüret konuğumuz. Yapay zeka konusunda yaptığı çalışmalarla bu alana önemli katkısı olan Deniz Bey'e davetimizi kabul ettiği için çok teşekkür ederiz. İzin verirseniz kendisini kısaca tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Deniz Yüret, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi öğretim üyesi. Aynı zamanda Koç Üniversitesi ve İş Bankası Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni yönetmekte. Kendisi geçmişte MIT Yapay Zeka Laboratuvarı'nda araştırmacı olarak çalışmış. Aynı zamanda bilgi tabanı yönetimine destek sunan Inquira'da kurucu ortak ve Ar-Ge direktörü olarak rol almış. Koç Üniversitesi derin öğrenme çerçevesi olan KNET'i geliştirmiş. Bunların yanı sıra programlama, makine öğrenmesi ve matematik konularına dersler vermekte. Aynı zamanda doktora ve yüksek lisans öğrencileri yetiştirmekte. Yer aldığı araştırma projeleri yanı sıra hesaplamalı dil bilimleri, makine öğrenmesi, hesaplamalı biyoloji, sayısal optimizasyon, hesaplamalı ekonomi ve finans ve oyun teorisi alanında yayınları ve 3 patenti bulunmakta. Kendisine tekrar sempozyum düzenleme kurumumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Deniz Bey, ekran sizin. Konuşmanın sonrasında katılımcılardan sorularını alabiliriz. Çok teşekkürler Sevil Hocam. Davetiniz için öncelikle ben teşekkür ederim. Bugün arkadaşlarla yapay zeka konusunu konuşalım istedim. Şu sıralar biliyorsunuz her alanda çok adı geçen yapay öğrenme, yapay zeka teknolojisi pek çok alanda uygulama bulan bir alan. Fakat bu yeni bir alan değil. Yapay zeka konusundaki heyecan son 10 senedir çok artarak devam etmesine rağmen bu son 10 senelik olan biteni anlayabilmek için biraz daha geriye gidip yapay zeka nasıl başladı, nasıl gelişti, bu noktaya nasıl geldik ve hani son 10 senede gerçekten neler oldu, bu heyecana değecek bir inovasyon var mı konularını birlikte analiz edelim istedim. Genelde bu konuda medyada yer alan haberlere baktığımızda iki tür gazeteciler vurgu yapabiliyorlar. Bazıları işte felaket haberciliği yapıp robotların bizim işlerimizi alacağı işte ya da işte farklı açılardan yapay zekanın topluma zarar getireceği üzerine güçlü düşünceleri olan kişiler var. Diğer yandan da çok iyimser açıdan olayı ele alanları da görüyoruz. Bu yapay zekanın neler getirebileceği konusunda. Bu sunumun sonunda tartışma bölümünde bu noktaya geri dönüp konuşabiliriz. Gerçekten yapay zekanın yakın gelecekte bize getireceği şeyler nedir? Daha objektif bir gözle analiz edebiliriz umuyorum. Öncelikle yapay zekanın temelini oluşturan yapay öğrenmeden bahsetmek istiyorum. Yapay zekanın tek alanı bu değil. Robotik, doğal dil işleme, görüntü işleme gibi pek çok değişik alanı var. Fakat hepsinin hemen hemen ortak paydası olan yetenek öğrenme yeteneği. Sonuçta insan zekasının yarattığı şeyleri yaratabilecek programlar üretebilmemiz için öğrenme olmazsa olmaz bir teknoloji. Bilgisayarlarda öğrenme nasıl gelişti, nasıl başladı, ondan bahsetmek istiyorum biraz. Önce bu öğrenme nasıl gerçekleşiyor onu görelim isterseniz. Yapay öğrenmenin 3 ana kaynağı var. Elimizde bir süreç, bilinmeyen bir süreç olduğunu varsayalım. Bu süreç bir takım girdileri bir takım çıktılara çeviriyor. Bu çok genel bir resim. Bunu biraz daha somutlaştırmak için örnekler vereyim. Buradaki girdiler, diyelim ki otomatik tercüme yapacaksak İngilizce cümleler olabilir, çıktılar Türkçe cümleler olabilir. Girdiler resimler olabilir, çıktılar bu resimlerin klasifikasyonları olabilir. Her türlü normalde bizim yaparken aklımızı, zekamızı kullanarak yaptığımız işlemi bu resimle tarif etmek mümkün. Burada
Yapay zekanın ilk dönemlerinde, yapay öğrenme bu kadar gelişmeden önce bu ortadaki süreci programlayarak gerçeklemeye çalışıyorduk. Yani uzmanları alıp uzmanlara soruyorduk. Siz bu işi nasıl yapıyorsunuz? İşte satranç oynuyorsanız bu hamleyi neden yaptınız? Ya da tercüme ediyorsanız bu kelimeyi nasıl bu şekilde tercüme ettiniz diye sorarak daha sonra bunların bu cevapları bir program halinde yazmaya çalışıyorduk. Fakat bu yaklaşım maalesef limitli bir performans verdi bize. Bu şekilde geliştirdiğimiz sistemler her zaman biraz kırılgan oldular. Çok genelleyemediler kendilerini. Şu andaki yapay öğrenme teknolojisindeki yöntem ise bu ortadaki süreci bir programla modellemek yerine bunu olduğu gibi bırakmak, buraya esnek bir matematiksel model koymak ve daha sonra bilgisayarın sadece girdi çıktı örneklerine bakarak bu süreci nasıl replike edebileceğini öğrenmesini sağlamak. Dolayısıyla bunu da böyle bir resimle belki gösterebiliriz. Yine aynı girdiler var. Bu aynı girdileri alarak bunları işleyen program düşünün ortada. Ve bu program belli çıktılar veriyor. Bu çıktılar bizim istediğimiz gerçek çıktılarla uyumlu olabilir, olmayabilir. Bunu iyileştirmenin yollarını birazdan konuşacağız. Önemli olan şeylerden biri bu ortadaki programın esnek olması. Yani bu ortadaki programın pek çok parametresi olması ve biz bu parametreleri değişik şekillerde ayarlayarak olabilecek her türlü girdi çıktı fonksiyonunu bu programla replike edebiliyor olmamız. Bu tip programlar, parametrik programlar var. Bunlardan en çok bilinenler yapay sinir ağı, neural network dediğimiz programlar. Bunlar gerçekten içlerindeki parametreler yeterince optimize edildiğinde olabilecek her türlü fonksiyonu taklit edebilen programlar. Dolayısıyla şimdi elimizde bir gerçek verimiz vardı. Bir de bu veriye benzer bir şeyler üretebilen, girdilerden bir takım tahminler üretebilen bir programımız var. Bu programın parametrelerini ilk başta rastgele set ediyoruz. Ondan sonra bir öğrenme süreci başlıyor. Bu öğrenme sürecinde de bizim programımızın ürettiği tahminlerle çıktıları karşılaştırıyoruz, istenilen çıktıları ve bu aradaki farkları, hataları azaltacak şekilde programın parametrelerini iyileştiren öğrenme algoritmalarımız var. Bunları uyguluyoruz ve daha iyileştirilmiş bir program elde ediyoruz. Bu süreci pek çok defa tekrarladığımızda da genelde kullanılabilir bir yere geliyor. Özellikle son 10 senelik hem algoritma alanında hem yazılım donanım alanında gösterdiğimiz ilerlemelerle. Şimdi bu resmi aklımızda tutarak bir buraya nasıl geldik ona bakalım isterim. Yapay zeka uzun zamandır içinde olduğum için takip edebildiğim bir alan ve insanların bu konudaki heyecanı ve alanın popülaritesi inişli çıkışlı bir şey izliyor. Yani arada bir çok moda oluyor, herkes yapay zekacı oluyor vesaire. Sonra insanlar birden umduklarını bulamıyorlar ve başka alanlara gidiyorlar. Bunun ilk başlangıcı herhalde benim tahminim Perceptron denen İlk öğrenme algoritmalarının bulunmasıyla başladı. Buna birinci yapay zeka devrimi diyorum onun için ben. Pardon. Perceptronlar 1950'lerin sonunda ortaya çıktı. Ve aslında biyolojik olarak biyolojiden ilham almış bir yapı bu. Beynimizdeki nöron hücrelerine baktığımızda bir takım temel yapıları olduğunu görüyoruz. Bir hücre gövdesi var. Bu gövdeye elektriksel ve kimyasal sinyaller veren dendrit şeklinde bir takım girdiler var. Ve bu gövdedeki enerjiyi elektrik ve kimyasal şekilde başka hücrelere bir takım pulslarla gönderen akson diye de bir çıktısı var.
doğal sinir hücrelerinin, nöronların. Bunun matematiksel olarak gösterimi en basit şekliyle bu şekilde belirtilebilir. Tabii bu gerçek nöronlara kıyasla çok çok basit bir model. Gerçek nöronların pek çok değişik nörotransmitter var içlerinde. Her biri bir fabrikadan daha kompleks bir iç yapıya sahip. Fakat genel olarak yani en basitleştirilmiş şekilde şöyle diyebiliriz. Bir takım girdiler var. Biraz önce dendrit diye gösterdiğim yerlere bağlı olan girdiler olduğunu varsayalım. Bu X1, X2, XN girdilerimiz olsun. Bunlar numerik sayılar. Bunlar birer weight ile çarpılıyor. W'lar birer ağırlık. Bu ağırlıklarla çarpılarak bunların ağırlıklı toplamı alınıyor diye düşünebiliriz. Bu ağırlıklar da nöronlar arasındaki bağlantılar olan sinapslerin gücünü temsil eden sayılar. Bu ağırlıklı toplamı aldıktan sonra da bunu bir basamak fonksiyonundan geçiriyoruz. Yani belli bir limiti aştıysa çıktığımız 1, aşmadıysa 0 ya da eksi 1 oluyor. Perceptron ya da algılayıcı dediğimiz model bundan ibaret. Şimdi bu aslında çok basit bir model. Neredeyse lineer bir fonksiyon hesaplıyor. Buradaki inovasyon neydi diye sorarsanız, bir kere Rosenblatt, perceptron'u icat eden araştırmacı, o zaman bilgisayarlar çok gelişmiş olmamasına rağmen bunu kendisi elektronik komponentlarla bir kere gerçekleyip, daha sonra da çok basit de olsa bazı öğrenme problemlerde kullanılabildiğini gösterdi. Şu en soldaki resme bakarsanız C harfi var. Önünde büyük bir televizyon kamerası var. Ve bir perceptronu eğiterek hangi harfi gösterdiğini mesela görebildiğimizi, anlayabildiğimizi, ayırt edebildiğimizi ispatladı. Bunu yapabilmesinin sebebi de bir öğrenme algoritması geliştirmiş olması. Bu algoritmanın ayrıntısı önemli değil. Çok çok basit bir algoritma aslında. Fakat türünün ilk örneklerinden biri diyebiliriz. Yani programcının programın yapısına karar vermediği, sadece girdi çıktı örnekleri gösterdiği ve bu girdi çıktı örneklerinden yola çıkarak bu öğrenme algoritmasının programın parametrelerini belirlediği ilk örneklerden biri perceptron öğrenme algoritması. Daha sonra matematikçiler bu algoritmanın hem güçlerini hem limitasyonlarını araştırdılar 60'larda 70'lerde ve örneğin lineer şekilde birbirinden ayrılabilen örnekleri her zaman öğrenebildiğini perceptronun gösterdiler. Tabii bunun tersi de doğru. Eğer lineer şekilde birbirinden ayrılabilen örneklerimiz yoksa, örnekler iç içe geçmişse, aralarındaki sınırı biz bir çizgiyle ya da hyperplane ile oluşturamıyorsak, burada perceptronların çok iyi performans göstermediği, mükemmel şekilde öğrenemediği anlaşıldı. Bu sonuçları özetleyen Perceptrons kitabı Marvin Minsky ve Seymour Papert tarafından 1969'da basıldıktan sonra bu konudaki ilgi bir miktar azaldı diyebiliriz. Yani hem Amerikan devletinin bu konuya yatırımı azaldı, hem üniversitelerdeki araştırmalar azaldı. İnsanlar yapay zekada başka yollara daha çok konsantre oldular. 70'lerde, 80'lerde işte uzman sistemler vesaire dediğimiz. Bu tip öğrenme, basit öğrenme algoritmaları bir süre bir yapay zeka kışı dediğimiz devrelerden birine girdi. Bu özetlediğim 10 sene benim birinci yapay zeka devrimi dediğim seneler. Tekrar özetlemek gerekirse biz nöron modellerini biliyorduk ama perceptronun getirdiği inovasyon bunları eğitmeyi... Pardon, bir sorun var? Yok, tamam. Bunları eğitmeyi bilmiyorduk, eğitmeyi başardık. Öğrenme algoritması geliştirerek. Matematikçiler bu algoritmaları analiz edip bir takım garantiler getirdiler. Hangi tip problemlerde mükemmel öğrenme gerçekleştirebildiğini gösterdiler. Fakat bazı problemlerde de bu modellerin limitasyonu olduğu keşfedildikten sonra bir süre içinde en azından ilgi azaldı bu konuya. İkinci devrim neredeyse bundan 20 sene sonra
başladı. Bu da çok katmanlı algılayıcılar ya da multi-layer perceptron ya da multi-layer neural network. Şu anda neural network gelince ilk akla gelen yapılar bunlar. Bunların başlangıcı yine bir Parallel Distributed Processing kitabı vardır meşhur. 1986'da basılmış. Bunu temsilen, bu gelişmeyi temsil eden iyi bir çalışma. Bu bahsettiğim yeni yapılar, yapay sinir ağları, bağlantıcı modeller, connectionist models, derin öğrenme, çok katmanlı algılayıcı, pek çok değişik isimle bilinir ama aslında hepsinin çalışma prensibi aynıdır. Beynin içine baktığımızda yani en önemli gördüğümüz şey herhalde bir tane nöronumuz olmaması. Pek çok nöron var ve bu nöronlar bir ağ şeklinde birbirlerine bağlı. Yani bizim aslında düşünmemizi ve öğrenmemizi sağlayan şey bu buradaki network, bu network'ün dinamikleri. Dolayısıyla hani doğal bir fikir. Bunu niye biz yapay nöronlara da uygulamıyoruz? Perceptronları tek tek eğitmek yerine pek çok perceptronu birbirine bağlayarak beynin içindeki gibi networkler oluşturup sonra bunları eğitmiyoruz. Bunun 20 sene boyunca keşfedilemesinin sebebi insanların aklına gelmemesi değil, bu tip bir network'ü nasıl eğiteceğimizi yine bilemememizdi. Yani perceptrondaki inovasyon nasıl öğrenme algoritmasıysa, bu öğrenme burada da bir öğrenme algoritmasına ihtiyacımız vardı bu networklerde ve perceptronda kullandığımız algoritma burada çalışmıyordu. Dolayısıyla yeni bir öğrenme algoritması keşfedilene kadar maalesef oradan bir süre geçti. Fakat sonunda bir algoritma keşfedildi. Bu geri yayılım ya da backpropagation diye bilinen algoritma aslında bu probleme basit bir kalkülüs yöntemi uygulanması. Çok kısa özetlemem gerekirse bizim network'ün verdiği çıktı olan tahmini Y ile gerçek Y'yi birbirine karşılaştırıp bu aradaki farkı azaltacak şekilde içerideki parametrelerin küçük adımlarla oynanması şeklinde bir algoritma. Hala bunu kullanıyoruz bu arada. Bu algoritma ve bunun varyantları aslında şu anda deep learning dediğimiz teknolojinin temelinde yatan algoritma. Matematikçiler tekrar bu modellere baktığında evrensel yaklaşım teoremi diye bir şey keşfettiler. Yani perceptronların aksine bu modellerin bir teorik limitasyonları yok ve olabilecek her türlü değişik fonksiyonu, değişik sınırı, konseptler arasındaki sınırı öğrenebilecek güce sahipler. Eğer yeterince örnek ve yeterince network'ümüzde nöron varsa. Bu 10 senelik dönemin sonunda 1995'te istatistiki öğrenme teorisi diye bir şey ortaya çıktı ve bununla bu çalışmanın sonucunda üretilen destek vektör makineleri, support vector machines diye bir teknoloji ortaya çıktı. Ve en azından küçük problemlerde bu support vector machine'lerin bizim yapay sinir ağlarından daha iyi sonuçlar verdiği gösterildiği için insanların heyecanı yine bu konuda biraz azaldı. Yine bir 20 senelik bir kış dönemine girdik diyebilirim. Dolayısıyla bu ikinci devrimi bu şekilde özetleyelim. Yine bir 10 senelik dönemden bahsediyoruz. Çok katmanlı bir neural network yaratmamız gayet basit bir fikir fakat bunları eğitmeyi bilmiyorduk. Yeni bir öğrenme algoritması geliştirdik. Bunları eğitebilmeyi başardık. Bunların teorik olarak bir takım özelliklerini keşfettik. Fakat daha az data olduğunda daha iyi çalışan bir takım algoritmalar bulunmasıyla buradaki heyecan da biraz geçti diyebilirim. 90'ların sonunda, 2000'lerin başında çok fazla kişi yapay sinir ağlarıyla pek uğraşmadı. Birkaç tane bu konuda heyecanını yitirmeyen araştırmacı hariç. Bu heyecanını yitirmeyen araştırmacılar şu anda Google'un, Facebook'un, büyük şirketlerin yapay zeka departmanlarının başındalar. Yann LeCun, Jeff Hinton, Joshua Bengio gibi isimler.
Bu isimler ümitsizliğe kapılmadan bu konuda çalışmaya devam ettiler ve 2010'ların başından itibaren de gerçekten bir takım önemli başarılar göstermeye başladılar. İnsanların tekrar dikkatini çektiler ve bugün içinde bulunduğumuz yapay zeka baharı ortamı diyeyim, onların sayesinde ortaya çıktı diyebiliriz. 2010'ların başında ne oldu diye sorarsanız, uzun zamandır üzerinde çalışılan bir görüntü işleme problemi var. Bir resme baktığınızda bu resimdeki objeleri tanımak, bunların yerlerini belirlemek herhalde 1960'lardan beri üzerinde çalıştığımız bir alan. Bu konuda da bütün araştırma gruplarının, önde gelen araştırma gruplarını bir araya getiren bir büyük veri seti ve bu veri seti üzerinde bir yarışma düzenleniyor ImageNet adı altında. Bu ImageNet yarışmasında gördüğünüz gibi bir takım resimler var. Bu resimler insanlar tarafından büyük bir zaman ve maddi imkanla tek tek etiketlenmiş. Burada görülen objelerin ne oldukları, nerede oldukları insanlar tarafından işaretlenmiş ve bilgisayarlarla bu performansı replike etmeye çalıştık. Bu zor bir problem. Uzun zamandır üzerinde çalışılmasına rağmen hata oranları bir hayli yüksekti 2010'lara kadar. 2010'da olan yeni şey ise University of Toronto'da Jeff Hinton ve öğrencileri tamamıyla yapay sinir ağı tabanlı bir sistemle bu yarışmaya katıldılar ve daha önce klasik sistemlerle, klasik yöntemlerle bu konuda yıllarca uğraşan bir takım önde gelen gruplardan çok daha iyi sonuç elde ettiler. Buradaki Y ekseni hata oranını gösteriyor. İlk 5 hata oranı, yani ilk 5 cevabınızdan birisi doğru mu değil mi ölçen bir eksen. Burada hata oranları %25-30'lardan 15'lere düşürüldü Toronto tarafından. Ve insanların bu çok dikkatini çekti. Bunu başarmaların arkasında yatan faktörler neydi diye sorarsanız, birincisi bu büyük veri kümesinin olması. Yapay zekanın şu anda olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi büyük ve tercihen etiketli veri kümeleri. Siz de herhangi bir problemimde yapay zekayı kullanabilir miyim diye kendinize sorarsanız ilk cevaplamanız gereken soru, benim yapay zekadan verdiğim girdi çıktı örneklerini nin yeterince büyük bir kümesini ben toplayabilir miyim insanlardan ya da başka bir şekilde ki bir eğitim verisi elde edebileyim. Şu andaki modellerimiz maalesef çok büyük eğitim verileri gerektiriyor. İkincisi, yapay zeka modellerinin mimarisinde yapılan bir takım gelişmeler, modellerin daha derinleşmesi, daha kompleksleşmesi. Üçüncü faktör GPU dediğimiz graphical processing unitlerin aslında bu networklerin eğitimini hızlandırmada da kullanılabiliyor olması. Dördüncüsü de algoritmik bir takım gelişmeler. Bunların üzerinden çok özetle geçmek gerekirse büyük veri kümesinden kastım ne? Örneğin bu ImageNet yarışmasında kullanılan veri setinin içerisinde 1 milyondan fazla resim var. Bunları elle etiketlenmiş resimler. Ve bu etiketler de 1000 farklı kategoriden oluşuyor. Yani çiçek, köpek, kedi vesaire gibi 1000 farklı kategoriyle işaretlenmiş çok büyük bir veri setinden bahsediyoruz. Derinleşen yapay sinir ağlarına gelince yine şöyle bir şurada göstereyim tarih içindeki bunların gelişimini. Yani 1990'ların sonunda mesela ilk ticari olarak başarılı yapay sinir ağının yapısına baktığımızda LeNet diye bir yapay sinir ağı el yazısı rakamları, el yazısı harfleri tanımak için eğitiliyor, kullanılıyor. Ve gördüğünüz gibi burada yaklaşık 10 tane bloktan oluşuyor. 2012'de bu devrimin başlangıcını yaratan modelimiz ise gördüğünüz gibi herhalde 20 küsur model katmandan oluşuyor. Bundan sonraki modeller 2014'te, 2015'te bu ImageNet yarışmasını kazanan modeller ve aşağıya doğru gittiğimizde artık görüyoruz ki derinlik açısından bayağı bir limitleri neredeyse aşmış
durumdalar. GPU'lar dedik. GPU'ların hikayesi ilginç. Graphical Processing Unit'ler sonuçta mimarlar, sanatçılar daha iyi grafikler oluşturabilsinler. Üç boyutlu bir takım şeyleri daha kolay generate edebilelim. Ve en büyük destekçilerinden biri de tabii oyun, video oyunları. Video oyunlarındaki grafikleri daha gerçeğe yakın hale getirebilelim amacıyla üretilmiş çipler. Ama tarihsel bir kaza mı diyeyim, talih mi diyeyim sonucu bu çiplerde görüntü işleme için, grafik oluşturma için optimize edilmiş olan algoritmaların aynı zamanda yapay sinir ağlarını eğitmede de çok büyük hız kazancına sebep olabildiği anlaşılıyor. Ve o güne kadar eğitemediğimiz ya da eğitmesi pratik olmayan, aylar süren, haftalar süren bir takım modelleri saatler içerisinde eğitebilmemize yol açıyor bu keşif. Jeff Hinton'ın öğrencisi Alex Krizhevsky bu GPU'ları kullanarak ilk bu AlexNet'i eğitiyor. Ve gördüğünüz gibi bu grafikte de gösterilen seneler içerisinde bu ImageNet'e katılan gruplar içerisinde kaç tanesinin GPU kullandığı 2012-13-14'te çok hızlı bir şekilde artmış durumda. Bu artarken hata oranları çok hızlı bir şekilde düşmüş durumda ve şu anda yapay zekada artık güncel bir iş yapabilmek için herhalde GPU olmazsa olmaz faktörlerden biri haline geldi. Dolayısıyla buna da üçüncü devrim diyorum. Daha içindeyiz. Dolayısıyla henüz sonuçlanmadığı için bir ders çıkarmak için biraz erken. Ama şöyle diyebilirim. Daha derin modellerin daha kompleks fonksiyonları öğrenebileceğini, şu anda çözemediğimiz bir takım problemleri çözebileceğini biliyorduk. Fakat yine eğitmeyi beceremiyorduk. Bir takım algoritmik, verisel ve donanımsal gelişmeler sayesinde bunları eğitebilmeyi başardık. Bundan sonra ne olacağını birlikte göreceğiz. Son olarak bu 2012'den bu yana geçen 10 senelik zaman içerisinde nasıl bir altın avı, hazine avı gerçekleştiğini söylemek istiyorum bizim alanda. Gerçekten bu gelişmelerle daha evvel çok iyi çözemediğimiz bir takım problemleri iyi çözebilmeye başladık. Bunların arasında sizin de her gün kullandığınız konuşma tanıma, işte Google Chrome'da bir sayfayı Türkçe'ye, İngilizce'ye tercüme etme gibi teknolojiler sayılabilir. Bunlar 2010'dan önce de vardı fakat kullanılamayacak kadar kötüydü. Şu anda artık herkesin telefonunda, saatinde bulunan standart uygulamalar bunlar. Onun dışında herhalde 5-6 sene öncesine kadar çözülebileceğini, en azından yakında çözülebileceğini düşünmediğimiz bir takım problemler de yavaş yavaş çözülebilmeye başladı. Bunların arasında da işte Go oyununda dünya şampiyonunu yenmesi bilgisayarların ve görüntü işlemeyle dil işlemeyi birleştirip mesela bir resimde ne gördüğünü size anlatabilen ya da sizin anlattığınız bir tarifi görselleştirebilen programları sayabiliriz. Bunların gerçekten yakın zamanda gerçekleşebileceğini kimse tahmin etmiyordu diyebilirim. Ve şu anda çözemediğimiz bazı problemleri çözebilir hale geldik. Çok basit bir iki örnek göstermek istiyorum burada. 2015'ten bir örnek DeepMind, Google daha sonra satın aldı, Londra'da bir şirket. Reinforcement Learning dediğimiz özel bir öğrenme algoritması konusunda uzmanlıkları var. Ve bunu ilk uygulayıp bir publicity elde edebildikleri problemlerden biri de Atari oyunları, eski Atari oyunlarını tamamıyla sıfırdan başlayarak öğrenen bir neural network sistemi yarattılar. Burada hani sıfırdan başlayarak derken gerçekten herhangi bir yani siz bu oyuna baktığınızda işte aşağıda hareket eden bir raket görüyorsunuz, ortalıkta bounce eden bir top görüyorsunuz, yukarıda bir takım tuğlalar yavaş yavaş kırıldığını görüyorsunuz vesaire. Bu bilgisayar bunların hiçbirini görmüyor.
Yani bilgisayarın tek input'u bütün bu renklerin ekrandaki kare kare, piksel piksel değerleri. Bunlar tamamıyla girdi. Çıktı ise iki tane çıktısı var. Bunlar aslında bu raketi sağa sola hareket ettiren çıktılar. Ama bilgisayar bunun da farkında değil. O çıktıların ne yaptığını da bilmiyor. Bir de tabii şey var. Öğrenmeyi yönlendiren skor var. Yani bilgisayara diyoruz ki sen şu çıktıları ürettiğinde skorun iyileşti, bu çıktıları ürettiğinde skorun iyileşmedi. Ve bu kadar küçük bir girdiden insanlardan daha iyi, eski Atari oyunlarının yaklaşık 60-70 tanesinde denendi bu algoritma ve insanlardan daha iyi öğrenmeyi başardı büyük bir çoğunluğunda. Yapay zeka modelleri. Go'dan bahsetmiştim. Go, satranç, Go gibi oyunlar aslında yapay zekanın ilk başlandığı günlerden beri hani zekayı temsil ettikleri için çok önem verilen ve üzerinde çalışılan şeylerdi. Ama 1990'larda satrançta, 2000'lerde de Go'da dünya şampiyonunu, insan performansını geçmeyi başardık. Bu aslında yapay zekanın ne kadar ilerlediğinden ziyade aslında bizim zeka olarak gördüğümüz bazı şeylerin çok da fazla zor olmadığını, esas zor olan problemlerin satranç oynamak, işte matematik problemi çözmek vesaire değil, her 3 yaşında çocuğun becerebildiği hareket etmek, konuşabilmek, gördüğünü anlayabilmek, duyduğunu anlayabilmek gibi şeyler olduğunu bize öğretti bu tecrübe. Yani yapay zeka ilk başladığında insanlar şöyle düşünüyorlardı. Yani zeki insan ne yapar? Zeki insan işte problem çözer, şu oyunları oynar vesaire. Ve onlara fokus olundu. Fakat bu tecrübenin bize öğrettiği şey aslında bunların çok zor şeyler olmadığı ve bizim doğal olarak her insanın geliştirdiği bir takım yeteneklerin çok çok daha komplike olduğunu öğrendik. Bunu robotikle ilgili örneklerimde birazdan şey yapabilirim. Yine benzer algoritmalar kullanarak yürümeyi öğrenmeye çalışan bir sanal robot görüyoruz burada. Bu öğrenme algoritmasıyla yine eklemlerini işte hareket ettirerek ve her ilerlediğinde, her düşmediğinde de kendisine bir pozitif ödül verilerek eğitilen bir takım modellerin nasıl yürüyebildiğini gösteriyor bu örnek. Dijital asistanlarımızı artık hepimiz kullanıyoruz telefonlarımızda, evimizde. Bunlar hala yeterince olabileceği kadar iyi değil bence. Ama en azından konuştuğumuz şeyleri anlama açısından bir 10 sene öncesine oranla bir hayli iyi çalışıyorlar. Sadece cevap verebildikleri soru miktarı sınırlı. Ben hala işte arabada giderken e-maillerimi bana okusun, cevaplarımı dikte edeyim vesaire gibi bir teknoloji bekliyorum ve hala o teknoloji yok. Dolayısıyla bu konuda da ilerleme var ama henüz gelebileceğimiz yerde değiliz diye düşünüyorum. Bunu da daha sonra şey yapabiliriz. Sürücüsüz arabalar tabii önemli konulardan biri. Sürücüsüz araba aslında yapay zekada zor olduğunu sonradan anladığımızı söylediğim bazı teknolojileri gerektirdiği için hala şu anda yani çok yaygın değiller. Fakat müthiş bir şekilde ilerliyorlar. En azından düzgün kurallara uygun şekilde inşa edilmiş yollarda kurallara uyan sürücülerin arasında kendi kendine gitmeyi başarabiliyor artık arabalar. Ben İstanbul trafiğine girmeleri için daha bir zaman gerekeceğini düşünüyorum. Çünkü işte el yazısı bir takım levhalar, işte ortada trafiği şey yapmaya çalışan kamyoncular vesaire. Yani Türkiye'de anlaşılması gereken çok daha fazla kompleks şey olabiliyor yollarda. Dolayısıyla bu Tesla'nın Amerika'daki başarıları çok da yanıltmasın bizi. Daha henüz bu konuda çok ilerleme gösterdik ama göstermemiz gereken
Çok ilerleme de var. Robot hareketlilik konusunda bir hayli ilerledik. Artık hem insan hareketinin dinamiğini hem hayvan hareketinin dinamiğini taklit ederek doğal bir şekilde hareket edebilen robotlar mevcut. Bu robotlar hala çok pahalı. Dolayısıyla çok kullanımda değiller. Fakat gün geçtikçe bu fiyatlarının da azalarak bizim hayatımıza gireceklerini düşünüyorum. Bu DARPA robotik yarışmasından bir kompilasyon. Hani yapay zeka, işte robotlar bütün işlerimizi elimizden alacak vesaire diyen insanlara ilk bu, gösterdiğim video bu. Bu 2015'te düzenlenen bir yarışmanın sonuçları. Pek çok bu konuda lider olan üniversite bu yarışmaya katılmış durumda. Burada da gördüğümüz gibi hani satrançta ve Go'da dünya şampiyonlarını yenebiliyoruz ama merdiven çıkmak, kapı açmak falan gibi konularda hala güvenilir bir performansa sahip değiliz robotlar olarak. Bu problemler o hareketleri planlama ve uygulamaya koyma problemlerinin çok daha zor olduğu anlaşılıyor. Doğal dil işleme konusunda bir hayli aşama kaydedildi. Burada geçen bir iki sene önce yayınlanan burada ne oldu? Gördüğünüz. Neyse çok önemli değil. Sizin de karşınıza çıkmış olabilir. Değişik dergilerde, değişik yayınlarda yapay zeka sistemleriyle yapılmış olan bir takım röportajlar yayınlanıyor. Bu röportajlardan da bu yapay zekaların gerçekten insan seviyesinde bir şeyleri anladıkları ve akıllıca konuşabildikleri izlenimine kapılmak mümkün. Benim görüşüm, evet gerçekten büyük ilerleme kaydettik bu konuda da. Fakat yapay zeka sistemlerin dil anlama performansı hala papağan seviyesinde. Yani bir takım birbiriyle ilgili kelimeleri bir araya getirip akıllıca laflar etmeyi becerebiliyorlar ama gerçekten bu söyledikleri şeyleri ne kadar derin anlıyorlar derseniz orada hala çok büyük bir derinliğe ulaşmış değiliz. Uzman birisi tarafından sorgulandıklarında bu anlayışın ne kadar sığ olduğu görülebiliyor. Son olarak şunu göstermek istiyorum. Bu da MIT yapay zeka giriş dersinin check this out first. Giriş dersinden. Hi everybody and welcome to MIT FitCast 191, the official introductory course on deep learning taught here at MIT. Deep learning is revolutionizing so many fields, from robotics to medicine and everything in between. You will learn the fundamentals of this field and how you can build some of these incredible algorithms. In fact, this entire speech and video are not real, and were created using the Obama niye bu dersin intro lecture'ında konuşmuş diye insanın aklına geliyor ama aslında bu gördüğünüz videoda, ses kaydında tamamıyla yapay bir şekilde geliştirilmiş durumda. Şu videonun sonunda biraz hi everybody and welcome to MIT nasıl yapıldığına dair. Hi everybody and welcome to MIT FitCast 191. The official introductory course on deep learning taught here at MIT. Evet, bu da yine son zamanlarda popüler olan deepfake ve video, audio manipülasyonun iyi örneklerinden biri.
Özetlemek gerekirse şu anda içinde bulunduğumuz yapay zeka dönemi gerçekten önemli ilerlemelerin, önemli gelişmelerin sağlandığı bir dönem. Dolayısıyla tamamıyla işte insanların boşu boşuna heyecanlandığı bir dönem değil. Gerçekten daha evvel çözemediğimiz bir takım problemleri çözebiliyoruz. Cevap veremediğimiz bir takım şeylere cevap verebiliyoruz. Ama paniğe kapılmak ya da işte hayatı çok fazla değiştireceğini düşünmek için yapay zekanın biraz erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü gördüğünüz gibi pek çok alanda hala gelişim sınırlı, problemler, zor problemler hala zor. Ve yapay zeka da sihirli bir ilaç değil. Ancak elimizde yeterince veri ve yeterince uzmanlık olan alanlarda yavaş yavaş ilerleme kaydedebildiğimiz bir alan deyip burada bitirmek istiyorum ve sorularınızı alabilirim. Sayın Profesör Doktor Deniz Yürete aydınlatıcı ve kapsamlı sunumu için çok teşekkür ediyoruz. Evet, soruları alabiliriz. Dilerseniz chatten de yazabilirsiniz. Bir kaldıran var mı? Kontrol ediyorum. Burak galiba. Merhabalar. Öncelikle aydınlatıcı ve ufuk açıcı sunumunuz için teşekkür ederim. Benim şeyle aslında yani anlattığınız şeylerin tam olarak birebir üzerine düşen bir soru değil ama farklı bir düşünce gibi yakın zamanda bir podcast'te şey dinlemiştim. Bu Çin'in yapay zeka alanındaki artık böyle gizemli bir yükselişi ve bunu devamlı gizemli tutmaya çalışmasıyla alakalı bir şey. İşte mesela ayın karanlık yüzüne işte araç indirdiğini biliyoruz ya da işte Mars'a şey gönderme araç gönderme çalışmaları yaptığını biliyoruz ya da neredeyse işte tüm halkının böyle yüz tanıma uygulamalarıyla işte böyle mercek altında olduğunu biliyoruz filan. Ama böyle Batı dünyası da bunları bir anda böyle olduktan sonra öğrenir durumda. Yani siz ne söylemek isterseniz bu Çin'in yapay zeka alanındaki gizemli yükselişiyle alakalı olarak. Şimdi bu inovasyon açısından Çin hala maalesef geride. İnovasyonun ortaya çıkıp hızla yükselebilmesi için daha çok özgür toplumların bu konuda iyi olduğunu, önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu inovasyonu yapabilecek insanlar genelde özgür toplumlarda yaşamayı, orada çalışmayı yeğliyorlar. Biraz önce bahsettiğiniz daha sonra ortaya çıkmış Çin'in başarılarının hepsinin aslında teknolojileri daha çok Batı'da geliştirildi. Çin sadece bunları uyguladığı için bir takım controversial diyebileceğimiz tartışmaya açık alanlarda uyguladığı için ve bu uygulamalar konusunda da tamamıyla şeffaf olmadığı için arada bir haberlere çıkıyor. Fakat ben Çin'in işte gizli bir şekilde dünyanın geri kalanından senelerce ileride olduğunu zannetmiyorum. Öyle bir işaret de bugüne kadar görmedim. Böyle bir şey olması da biraz zor çünkü şu anda yapay zekanın en ön saflarında bulunan şirketler ortak bir şekilde aslında yaptıkları şeylerin çoğunu araştırmacılarla ve halkla paylaşıyorlar. Yani benim öğrencilerim hani Google'ın geçen sene yazdığı, geliştirdiği bir takım teknolojilere, bir takım kodlara ulaşabiliyor. Eminim bizimle paylaşmadıkları, gizli tuttukları bir takım veriler, bir takım kodlar da vardır. Fakat bu 1-2 senelik bir fark sadece. Yani 1-2 seneden daha fazla gizli kalabilen bir şey yok şu anda yapay zeka alanında. O kadar hızlı gelişen bir alanız ki zaten 2 sene önceki makaleleri insanlar okumayı bırakıyor. Dolayısıyla olsa olsa 1-2 senelik bir fark olabilir. Çok gizli ve top secret bir laboratuvarınız olsa yani diğer araştırmacıların 1-2 sene önünde olabilirsiniz diye düşünüyorum ama çok çok büyük bir
fark yaratılabileceğini şu anda zannetmiyorum. Çünkü olan bütün gelişmeler büyük bir ekibin birlikte çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Facebook'un, Google'un, dünyanın önde gelen üniversitelerinin birbirlerini ittirmesiyle, birbirleriyle rekabet etmesiyle ve bunu yaparken de gerçekten kodlarını, teknolojilerini birbirleriyle paylaşmaları sayesinde bu kadar ilerliyoruz. Kapalı bir ortamda bu ilerlemenin bu hızla devam gerçekleştirilebileceğini çok zannetmiyorum. Teşekkür ederiz. Başka soru var mıydı acaba? Evet, Selin Oktan, buyurunuz. Merhaba öncelikle herkese. Hocam çok iyi bir sunumdu. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Ben şey sormak istiyorum. Bu yani bu makine öğrenme dediğimiz kavramla zeka dediğimiz kavram sanki biraz farklıymış gibi geliyor bana her seferinde. Yani şu anda olan şey daha çok bir makine öğrenmesi gibi sanki. Yani biz hep bunu yapay zeka olarak adlandırıyoruz ama sanki bu daha çok bir makine öğrenmesine giriyor. Yani zeka dediğimizde biraz daha duygularla ve belki işte insanın neden bir zekası vardır? Tarihsel gelişiminden beri gördüğü, duyduğu her şeyi birbirleriyle ilişkilendirebilecek seviyede olduğumuz için yani bunu zekayla bütünleştiriyoruz. Sizin bu konudaki bakışınızı merak ettim ben açıkçası. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim güzel sorunuz için. Öncelikle şu anda sizin dediğiniz gibi vurgulamakta fayda var. İnsan zekasının seviyesine ulaşmış ya da ona yaklaşmış durumda değiliz yapay zeka alanı olarak. Yani bunun aksine bir takım haberler bazen çıkabiliyor. İşte şu dar alanda, işte şu dille ilgili ya da görüntü işlemeyle ilgili alanda insan performansına ulaştı bizim modellerimiz gibi iddialar bazen okuyabilirsiniz. Bu şekilde dar alanlarda bile o iddiayı birazcık açtığınızda bunun çok çok sınırlı bir veri seti için ve yani adil bir şekilde karşılaştırılmadan yapılan iddialar olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla insan zekasına, insanın öğrenme yeteneğine, insanın bildiği değişik şeyleri birleştirme ve birbirinden farklı problemleri çözebilme yeteneğine şu anda ulaşmış ya da yaklaşmış durumda değiliz. Zekanın ne olduğu konusuna gelince bu yapay zekanın çıktığı ilk yıllardan beri, 1950'lerden beri bizim alanda tartışılan bir alan, bir soru ve bu soruya verilen cevaplar da yapay zekanın gelişmesiyle değişiyor. Yani şöyle diyebilirim, 1960'larda, 70'lerde diyelim ki satranç ya da go oynamanın zeka belirtisi olduğuna itiraz eden pek bulamazdınız. Fakat bunu algoritmik bir şekilde biz başarabildikten sonra insanlar ya demek ki bu makine zekasıymış, aslında gerçek zekanın pek de belirtisi değilmiş diyorlar. Dolayısıyla yapay zekanın çözdüğü konular tek tek bizim zeka tanımımızın dışına çıkarılıp mühendislik altına atılıyor. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum ama böyle bir fenomen de var. Eğer bugün zekayı size tanımlayın dersem emin olun bundan 5 sene sonra 10 sene sonra o tanımınızın da bazı parçalarını replike etmeyi başaran makineler ortaya çıkacak. Ve insanlar da diyecekler ki demek ki bu da zeka değilmiş. Bunu başka bir yerde arayalım. Dolayısıyla ben şöyle görüyorum. Ben bir ilerleyen bir sınır görüyorum aslında. Zeka aslında pek çok boyutu olan bir kavram. Ve bu boyutlardan bazılarını şu anda insanlar kadar iyi olmasa da replike etmeyi başarabilen modeller eğitebiliyoruz. Ama bu artificial general intelligence dediğimiz ya da işte insanların zekasına ulaşabilecek, ona geçebilecek seviyeye henüz yaklaşmış durumda değiliz bence. Teşekkür ederiz. Hem soru için hem de yanıtınız için. Başka acaba soru ya da yorum var mıdır? Bakıyorum. Göremiyorum. Ben sizin bir konuda görüşünüzü alabilir miyim? Tabii ki. Yine hocamız çete yazmış, bağlantım kötü olduğu için buradan sormaya çalışayım. Harika anlatım için çok teşekkürler. Hocamıza öncelik verelim. Matematiksel problemleri öğretmektense beden hareketlerini öğretmekte zorlanıyoruz dediniz. Sistemler ve bağlamlar çok çeşitli olduğu için herhalde. Görmede de zengin bağlamlar oluyor.
bir imgenin farklı okumaları olabiliyor ve marjında kalan bir okuma, en ilginç okuma olabiliyor. En azından yaratıcı düşünce süreçleriyle bu böyle. Araştırma alanında görme öğrenmede bir sonraki aşama nedir acaba? Demiş Mine Özkar. Görmeyle ilgili bir sonraki aşama gördüğünü anlama diye özetleyebiliriz. Sonuçta hani kameradan elde ettiğiniz resmi, o resmin piksellerini bir yere koymada bir problem yok. Son senelerde işte bu resimlerin içerisindeki bir takım objeleri tanıma, hatta video ise o objeleri takip etme konusunda da performans elde ettik. Fakat insanların görme duyusunu düşündüğümüzde sadece gözlerimizle ve görme merkezimizle sınırlı değil bu duyu. Aynı zamanda kavramlarımızla bağlantılı. Yani biz bir sıfattan bahsettiğimizde, bir fiilden bahsettiğimizde bunun görsel bir karşılığı var. Su içme kavramını ele alalım. Su içme kavramını siz eminim size yani yüzlerce video göstersem gayet rahat tanıyabilirsiniz. Ama bazı videolarda işte bir insanın hani bardaktan su içmesi olacak. Bazı videolarda kedinin işte bir yerdeki kaptan su içmesi olacak. Bazı videolarda başka bir şey olacak. Yani görsel olarak çok çok farklı, piksel seviyesinde çok çok farklı görüntüler aslında bizim aklımızda aynı kavramı çağrıştırabiliyor. Bu konuda henüz bilgisayarlar bizim seviyemize ulaşmış değiller. Şu anda mesela aktif araştırma alanlarından biri. Gördüğünü tanıma, oradaki aksiyonları, karakterleri, o karakterlerin motivasyonlarını tahmin edebilme, bir sonra ne yapacaklarını örneğin tahmin edebilme. Bizim okulda sürücüsüz arabalar üzerine çalışan Fatma hocamız var mesela. Çözmeye çalıştığı problemlerden biri, tamam arabanın kamerasıyla görüntüyü aldınız, incelediniz, ortalıktaki yayaları, bisikletlileri tespit ettiniz. Fakat bu insanlar bir sonraki frame'de ne yapacak? Bunu tahmin edebiliyor musunuz? Yani işte yol kenarında bir çocuk var, çocuğun topu yola doğru gidiyor. Hani insan olarak bunu gördüğümüzde hemen frene basarız çünkü çocuğun topun peşinden koşacağını düşünürüz. Ama bunu bir bilgisayarın yapabilmesi şu anda biraz daha zor. Dolayısıyla gördüğünü anlayabilme ve yorumlayabilme konusunda daha kat edeceğimiz bayağı bir yol var diyebilirim yapay zeka olarak. Teşekkür ederiz. İzin verirseniz benim de bir sorum olacaktı size. Biz mimarlık ve tasarım alanında çalışan hesaplamalı tasarımcılarız. Bizim için interdisipliner çalışma kritik bir önem taşıyor. İnterdisipliner çalışma farklı alanlardan alınan bilginin içselleştirilmesini aslında kapsıyor. Bu da aslında tek disiplinin erişemeyeceği derinlikte ve kapsamda, hatta sürprizli, beklenmedik sonuçları beraberinde getirebiliyor ve yeni bir bilgi üretmek mümkün olabiliyor. Bu doğrultuda interdisipliner çalışmaların buluşsal niteliği olduğundan da bahsedebiliriz sanırım. Yapay zekadan bahsettiniz ve bunun tırnak içinde popüler oluşu, tırnak içinde tekrar moda oluşu son yıllarda. Siz bu alanda bilimsel çalışmalara imza atıyorsunuz. O intersimlerlik konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani benim görebildiğim çok belirgin olarak mekatronik alanında, yani elektronik artı makine mühendisliğiyle çok yakın işbirliği içindesiniz. Robotik alandaki gelişmelerden dolayı, ama başka alanlarla iletişiminiz nasıl intersimlerlik adına? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim sorunuz için. Yapay zeka tahmin edebileceğiniz üzere en interdisipliner alanlardan biri. Çünkü zeka çok şeyi içeriyor. Dolayısıyla ben yani çalışmalarımdan bir kısmında bizim linguistik departmanından Tilbe Hoca ile beraber, başka bir kısmında sosyoloji departmanından Erdem Hoca ile beraber çalışıyorum. Çünkü her iki alanda da hem yapay zekaya onların öğretebileceği bir takım kavramlar, hem yapay zekanın onların çalışmasında destek olabileceği bir takım çalışmalar mümkün. Başlangıcından beri yapay zeka zaten psikoloji ve felsefeyle iç içe. Çünkü zeka nedir, nasıl çalışır diye sorduğunuzda bu yeni bir soru değil. Bu yüzlerce, binlerce yıldır önce filozofların, sonra psikologların, kognitif scientistlerin kendilerine sordukları bir soru. Dolayısıyla o alanlarla
alışverişimiz zaten devamlı süre geliyor. Yapay zekanın amaçlarından bir tanesi günlük hayatta bizim işimize yarayabilecek bir takım ürünler geliştirmek ise diğeri yani bilimsel amacı da aslında zekanın genel olarak nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı olmak. Yani zeka ile ilgili bir takım insanların gördüklerini nasıl anladıkları ile ilgili diyelim ki bir takım teorileriniz varsa bir psikolog olarak ya da bir mimar olarak bu teorileri test etmek için hani bir yöntem insanlar üzerinde deney yapmak, diğer yöntem bu teorilerinizi oturup bir bilgisayar programı haline getirip ondan sonra deneyip görmek. Dolayısıyla o açıdan insan davranışını, zekasını anlamada bilimsel olarak kullanabileceğimiz bir alan olduğunu da düşünüyorum. Onun dışında interdisipliner olarak bağlandığımız şu anda çok fazla konu var. Çünkü matematik gibi bir hale geldik. Nasıl her alanda hemen hemen matematik bilmeniz, kalkulus bilmeniz vesaire gerekiyorsa. Şimdilerde özellikle içinde veri olan her alanda ya yapay zekayı kullanarak bu veriyle neler yapabiliriz diye soran araştırmacılar bulmak mümkün. Bizim işte yapay zeka merkezinde affiliated researcher listesine bakarsanız orada ekonomiden de işte hukuktan da tıptan da biyolojiden de pek çok öğretim üyesi olduğunu görürsünüz. Çünkü artık hemen her içinde veri olan problemin analizinde yapay zeka önemli bir yer almış durumda. Dolayısıyla bir de öyle bir tool kimliği var. Yani başka araştırmacıların kullandığı bir tool diyebiliriz buna. Kendi verimi analiz etmek için biraz yapay zeka kullanayım diyenler. Başta söylediklerim ise daha çift taraflı. Yani mesela linguistics örneğini vermiştim. Ben dil üzerine çalışmalar yapıyorum. Tabii ki dil bilimcilerden öğreneceğim çok şey var. Benim yarattığım modeller de onlara umuyorum faydalı olabiliyordur. Ama iki taraflı bir gidiş geliş var pek çok alanda diyebilirim. Evet, teşekkürler. Benim aslında kastettiğim ikinci aşamadaki ilişkiydi. Yani siz kim, hangi disiplinden bilgi alıyorsunuz şeklindeydi. Çok teşekkür ederim. Soru var mı? Ethem Yürer elini kaldırmış. Buyurunuz. Merhabalar, teşekkür ederim. Ederiz Deniz Hoca. Çok güzel bir sunumdu. Son aslında bıraktığınız yerden ben de belki toparlayıcı bir soru olmak üzere bir soru sormak isterim. Birçok farklı disiplinin bu işin içerisinde zaten doğal olarak eşyanın tabiatı gereği var olduğunu söylediniz. Sinir bilim dediniz, psikoloji dediniz aslında, biliş bilimleri, bilgisayar bilimleri, felsefe hepsi aslında gerçekten bu tartışmanın içerisinde dediğiniz gibi ve kıymetli katkılar koyuyorlar. Ben biraz daha belki felsefik kanattan bir soru sormak istedim. Bana sanki bu anlattığınız son hani aslında çok temel hareketleri yapamıyor olmak robotlar için ve aslında geçmişte zeka olarak bizim kendi normatif değerlerimizle belirlediğimiz durumları şu an çok kolay bir biçimde hallediyor olma ayrımı bir anda böyle şeye götürdü. Böyle 18. yüzyılda David Hume tarafından özellikle ortaya kondu ya bu ayrılık, yani olan ile olması gereken arasındaki fark. Yani aslında olgusal olanla normatif arasındaki fark gibi bu farkı hatırlattı. Acaba bu tartışmaların ekseninde yani aslında olgusal olan biraz daha doğal olan, zaten hali hazırda olana karşılık geliyor. Normatif olan ise birazcık daha ahlak, kural gibi durumlara tekabül ediyor ve böyle bir ayrım koyuyor David Hume. Acaba bunları tartışırken bu ayrımı yeniden ortaya koymak ve bu ayrımı kalıcılaştırmak veya üzerine gitmek mi iyi olur sizin görüşünüze göre? Yoksa aksine böyle ahlaki düşünceyi biraz daha beyin ve onun böyle yüksek fonksiyonları hakkındaki bilimsel bilgilerimizden yola çıkarak zenginleştirmek ve belki de doğa ile kural arasında, doğa ile ahlak arasındaki ilişkiyi yeniden sorgulamak mı yeni bir sentezle? Ne dersiniz? Teşekkür ediyorum yine güzel sorunuz için. Olan ve olması gereken farkı gerçekten dediğiniz gibi hala önemli bir fark. Bilim insanları olarak biz genelde var olanla uğraşmayı tercih ediyoruz. Normatif soruları pek sormuyoruz. Yapay zeka konusundaki tartışmalarda bu son yıllarda
bir miktar değişiyor. Çünkü insanları bir korku almış durumda. Bu yapay zeka gerçekten kendi kendine karar verebilir ve bağımsız bir şekilde davranabilir hale gelirse başımıza dert olur mu korkusuyla biz hani normatif olarak ne gibi amaçlar, ne gibi sınırlamalar, ne gibi motivasyonlar koyabiliriz ki bu yapay zekanın içine bizimle amaçları aynı doğrultuda olur sorusu gerçekten şu anda ciddi olarak sorulan ve analiz edilen sorulardan biri. Dolayısıyla ileriye yönelik olarak yapay zekanın bugüne kadar işte psikolojide, dil bilimde olduğu gibi ileride etik konusunda da deneysel bir platform haline gelebileceğini düşünürüm. Çünkü burada işte insanların goal alignment vesaire dediği bir takım teorik problemler var. Yani siz belli bir amaçla bir sistem tasarladığınızda işte bunun en şey example örneği şey paperclip işte ataş üretme gibi bir şey veriyorsunuz. Amaç veriyorsunuz bu hikayede bir yapay zekaya ama yapay zeka çok güçlü gerçekten. İşte ataş üretiminizi bayağı bir arttırıyor. Sonra bakıyor doğal kaynaklar bitince işte etrafında gördüğü arabaları, binaları vesaire falan da yutup onları da ataş haline çevirmeye başlıyor falan gibi korku hikayeleri belki siz de duymuşsunuzdur. Yani bir kompleks bir sisteme hedef verirken, amaç verirken bu hedeflerin, amaçların ileride bizim hedeflerimiz ve amaçlarımızla kesişme halinde olacağına nasıl emin olabiliriz? Bu konuda gerek matematiksel olarak gerek başka elimizdeki kaynakları kullanarak nasıl sistemler tasarlayabiliriz sorusu gittikçe önemi artan bir soru. Henüz bizden bağımsız davranabilecek yapay zeka kavramına biraz uzak olduğumuz için ben bu konuda çok endişeli değilim ama bu soruların sorulup formal bir şekilde incelenmesini de kıymetli buluyorum. Çünkü yapay zeka için olmasa bile bizim kurduğumuz pek çok kompleks sistem sonunda bize karşı ya da kuranların amaçlarına karşı davranır hale gelebiliyor. Bunların benim aklımdaki en taze örnekleri hani finans dünyası ve politika dünyası. Bunların hiçbiri aslında insanlara zarar versin diye kurulmuş sistemler değiller. Ama çok kompleks sistemler ve çok kompleks sistemler oldukları için bir noktadan sonra kendi doğrultularında gitmeye başlıyorlar ve bu doğrultu onu kuran insanların her zaman faydasına değil bazen aleyhine çalışmaya başlayabiliyor. Dolayısıyla bu amaç ve normatif soruları ne kadar erken sormaya ve analiz etmeye başlarsak insanlık için o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Her ne kadar yani önümüzdeki 10 sene içinde robotların dünyayı fethedeceğini düşünmesem de bu konuda düşünmenin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Sanırım başka soru da yok. Deniz Bey sempozyum var mı? Evet, ben bir soru sormak istiyorum. Ben bitmeden evvel. Buyurunuz hocam. Buyurun. Deniz Hocam, çok teşekkür ederim. Aydınlatıcı bir sunumda hepimiz için. Benim çalışmaya başladığımdan beri merak ettiğim bir soru vardı. Bu artificial intelligence, yapay zeka. Genç arkadaşlarımızdan biri de değindi sabah ona. Yani intelligence'ın karşılığı zeka değil tanımca bizde. Başka bir anlama geliyor. Yani intelligence tam anlamı yok hakikaten. Yani bildiğim kadarıyla tercüme edebildiğimiz. Şimdi bu yapay zeka çalışmalarında benim gözlemlediğim hep bir gelişmiş, yetişmiş insan aklının nasıl öğrendiği ne? Referans alınarak yapılan çalışmalar ama yetişmiş insan aklının öğrenme modeli çocukluktan beri kazandığı bir takım kazanımlar sonucu elde edilebilen bir şey. O intelligence de aslında o çocukluk, çocuğun gelişme yöntemine göre de intelligence, yani artık intelligence olup olmadığını etrafı, ortamı, yetiştirme biçimi, oradan kaynaklanıyor. Sanki yapay zeka bana çalışmaları yolun ortasından veya sonundan başlamış. Doğru. Bir yerde. Evet. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Çok haklısınız. Yolun ortasından, solundan, sağından yani nereden başlayabilirsek oradan başlıyoruz şu anda. Çok mantıklı bir akışı olmadığına ben de katılıyorum. Ama bu dediğimiz genelde bütün araştırma alanları için herhalde geçerli bir kavram. Şöyle ki
o anda ilerleme gösterebileceğiniz kısmı neyse problemin, problemin o kısımlarına atak etmek mecburiyetindesiniz. Diyelim ki bir araştırmacı olarak bir makale basabilmek için ya da bir öğrenci olarak doktora master tezinizi tamamlayabilmek için. Doğru soru o anda olmayabilir. Mantıksal olarak sırayla baktığınızda gereken soru da o olmayabilir. Bunu biraz şey analojisine benzetiyorum. İşte kaybettiği anahtarı ışığın altında aramak gibi bir şey. Hani anahtarı belki siz başka bir yerde düşürdünüz ama ışığın altı en aydınlık yer olduğu için orada arıyorsunuz. Çünkü karanlıkta zaten bulma imkanınız yok. Genelde araştırma olarak girdiğimiz yönlerin bazılarını ben bu şekilde yorumluyorum. Ama yani yorumunuza gerçekten katılıyorum. En önemli konular zekanın temelini oluşturan konular. Örneğin dediğiniz gibi insan gelişiminde çok önemli katkısı olan sosyal etkileşim, duygusal etkileşim, hatta fiziksel dünyayla etkileşim gibi konular yapay zekada en son araştırmaya başlanan, bazıları hiç henüz daha ciddi bir şekilde araştırılmamış olan konular. Ama dediğim gibi bunun sebebi de bilinçli bir seçimden ziyade o anda neler yapabileceğiz diye düşünüp yapılabilecek problemlere insanların konsantre olması diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Acaba başka soru var mı? Gördüğüm kadarıyla yok. Deniz Bey, sempozyuma yaptığınız değerli katkı için çok teşekkür ederim. Oturumu kapatabiliriz. Şimdi öğle arası vereceğiz. Bundan sonraki oturumda, yani kent modelleme ve sosyoekolojiler oturumunda görüşmek üzere diyorum. Davetiniz için ben teşekkür ederim. Herkese iyi günler. İyi günler Deniz Hocam.